Teşekkür ederim başkan. Ben de bizi televizyonlar başlığında izleyen halklarımızı ve cezaevinde takip eden herkesi, bütün arkadaşlarımı, yoldaşlarımı bir kez daha burada saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, 2023 bütçesi aslında 4,5 trilyonluk gibi devasa bir rakamdan oluşuyor, bir büyüklüğe sahip. Bu devasa bütçenin 3,8 trilyonu halktan toplanan vergilerden oluşuyor. Peki bu vergi kimlerden alınıyor? Elbette ki asgari ücretlilerden, dar gelirlerden, yoksullardan ve emeklilerden. Yani tükettiğimiz aslında her şeyden, ekmekten, yumurtadan, sütten, etten, mazottan tutalım, benzine kadar. Peki bu halktan alınan vergi kime harcanıyor, kimlere veriliyor? Elbette ki halkın sorunları için bu toplanan vergiler halkın sorunları için kullanılmıyor. Sermayeye, faize ve savaşa harcanıyor bu vergiler. Bakın 2023 yılı bütçesi elbette üzerinde birçok boyutuyla değerlendirmeye tabi tutmak mümkün. Ama AKP'nin özellikle son 7 yıldır hazırladığı bütçenin bir savaş bütçesi olduğu açık aleni ortada duruyor. Bakın bunu biz söylemiyoruz. Aslında bizim bu söylediklerimizi AKP Genel Başkan Yardımcısı Can Nurettin Canikli bu kürsüde yaptığı konuşmada bunu onayladı. Ne dedi Canikli? Dedi ki F-16'larda atılan akıllı mühimmatın tanesi 400 bin dolardan 1,2 milyon dolara kadar çıktı. Roketlerden atılan bir mühimmatın maliyeti 5 milyon dolar olduğunu açıkça söyledi. Savaş bütçesi olduğunu ifade ettiğimizde kızıyorsunuz ama geçen yıla oranla iki katına, yani neredeyse 460 milyar TL'ye çıkardığınız bu bütçe siz kabul etseniz de etmeseniz de bir savaş bütçesidir. Bakın Canikli bunu ifade ettiğinde gerçekte halkın yaşadığı ne peki? Milyonlarca insan bir kilo domatese, bir kilo bibere, bir litre yağa muhtaç durumda. Çocuklarımız okula aç gidiyor. Çocuklarımız bakın kış şartlarını yaşıyoruz. Montsuz ve ayakkabısız okula gitmek zorunda kalıyor. Peki bir ülke sadece topla, tüfekle, F-16'larla mı korunur? Güvenlik böyle mi sağlanır? Hayır, aslında bir ülkeyi korumanın, savunmanın en temel yanı demokratik değerleri büyütmektir. Adaleti sağlamaktır. Hukuku üstün kılmaktır. Ama siz adaleti ortadan kaldırdınız. Hukuksa muhaliflerinizi tasfiye etmek için araçsallaştırdınız. Zaten ülkede olmayan demokrasinin D'sini bile bırakmadınız. Neden peki bunu tercih ediyorsunuz? Çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz ki milliyetçiliğin savaş naralarının atıldığı ortamlarda işlenen suçlar normalleşir. Alınan rüşvetler, alınan ihaleler, manadalarına gönderilen paraların bu ortamda hesabının sorulamayacağını sizler de çok iyi biliyorsunuz. Ama bir kez daha şuradan halklarımıza sesleniyorum. Çatışmadan, savaştan yoksullar kazanmaz. Halklar kazanmaz. Halklara sadece ölüm, yoksulluk kalır. Ama savaşı çıkaran iktidarlara, savaş baronlarına ise zenginlik ve dolar kalır. Dolayısıyla bu bütçe, savaş bütçesini onaylayanlar, getirenler ve savaş çırpkanlığını yapanlar sadece zenginleşecek. Savaşa gitmeyecek, bunun bedelini ödemeyecek. Şimdi tüm bu savaş naraları, bu kutuplaştırma siyasetinin dinamiği beslendi zemin Kürt meselesi. Şimdi şöyle bir şey oluşmuş, Kürtler bir hak sahibi olmasın diye yapılmayan şey kalmadı. Neredeyse halkların modeli Rojava bir kabusa dönüşmüş AKP iktidarı için. Gerçekten düşmanlıkta AKP'nin gözü dönmüş. Kuzey Suriye'de Kürtlere karşı envai çeşit çete örgütü bu ülkede bu yoksul halkta alınan vergilerden şu an besleniyor. Peki bu envai çeşit çete ne yapıyor? İnsanlara karşı suç işliyor. Bakın bunların işlediği suçlar sizin de hanenize yazılıyor. Bunu da bilesiniz. Şimdi evet, bütün bu gerçeklikler var ortada. Siz ne dediniz? Dediniz ki Esad katildir, halkını katlediyor. Sonra ne yaptınız? İşte görüşmek için şu an bin bin tane yol deneniyor. Aynı şey Sisi için söylendi. Sonra Sisi'nin elini sıkmak için 40 takla attınız.
İsrail terör devletidir dediniz, elçilik atadınız. Birleşik Arap Emirlikleri için 15 Temmuz'u finansmandır grupları o besliyor, büyütüyor dediniz. Sarayda karşı ağırladınız. Beraber pasta kestiniz. Şimdi biz bunlar yanlıştır, işte diyalog müzakere gelişmesin demiyoruz elbette. Ama hani her şey sil baştan yapıyoruz. Konuşacağız, tartışacağız, barışacağız dediğiniz şeylerde neden Kürtler söz konusu olunca bu siyaset izlenmiyor? Neden Rojav İran'da, Irak'ta, Suriye'de Kürtlere düşman muamelesi yapılıyor? Hani Kürtler sizin kardeşinizdi? Hani Kürtler bu ülkenin asli unsurlarıydı? Yüzyıldır yayılıp yayılan, köklü hale gelen Kürtlerin yaşadığı sorunlara çözüm neden sadece savaş, neden çatışma, neden ötekileştirme, neden kutuplaştırma? Biz bu sorunun cevabını sizden duymak istiyoruz. Bakın, bu Hamas'ın lafları çok duyduk, işte kardeştir, asli unsurdur, şudur budur. Ama aslında ortada duran bir hakikat var. O da Kürtlerin dünyanın neresinde olursa olsun bir hak hukuk talep ederse, eşitlik, adalet, özgürlük talep ederse AKP iktidarı için düşmandır, yok edilmesi gerekiyor. Savaşı tek seçenek olarak sunuyorsunuz Kürtlere. Ama biz savaşın tek seçenek olmadığını çok iyi biliyoruz. Çok uzun bir zaman değil, 2013'te biz bunu hep birlikte, Türkiye halklarıyla birlikte, şu meclis kürsüsünde oturanları da şahit ettiği bir dönemde tanıklık ettik. Ne oldu 2013'te? Bir müzakere süreci, bir diyalog süreci başladı. Sayın Öcalan dedi ki, bana bir hafta mühlet verin, ben bu sorunu çözerim. Peki bir hafta daha çözülecek bir sorun neden çözülmüyor? Neden tecrit uygulanıyor? Neden bir yüzyıl daha bu sorun, bu çatışma, bu savaş hali devam etsin isteniyor? Bunda ısrar ediliyor. Bir ciddiyetsizlik hali var, bir varmış bir yokmuş gibi bir Kürt meselesine yaklaşılıyor. Evet, biz bunun cevabını elbette ki biliyoruz. Çünkü savaş üzerinden siyaset yapmak kolay. Milliyetçilik hezayanlarını büyütmek kolay. Kutuplaştırmak kolay. Barış ikliminin hakim olduğu, adaletin hakim olduğu, hukukun üstün olduğu bir zeminde AKP siyaset yapamaz. Siyaset yapabilirse de, iktidara gelebilirse de ülkeyi şu an yönettiği gibi yönetemez. Onun için de bu siyaseti, bu savaşı bir yönetme biçimi, bir süreci örgütleme biçimi olarak kullanıyor, yönetiyor. Bakın, bu coğrafyada birçok acı, birçok vahşet yaşandı. Bizler tanıklık ettik. Bu acıları, vahşetleri yaşatanlar insanlığın da, halkların da vicdanında mahkum oldu. 90'ların karanlığını hepimiz yaşadık. Evet, o dönem çocuktuk ama hatırlıyoruz. Yakılan, yıkılan köyleri biliyoruz. Gözaltında kaybedilen faili meçhul cinayetleri biliyoruz. Asit kuyularına atılan insanları biliyoruz. Ama o dönem bile, 90'ların o karanlığında bile muktedirler bu suçu aleni üstlenmiyordu. Ya inkar ediyorlardı ya da diyorlardı ki devlet içine çöreklenmiş kimi örgütler, yapılar ya çeteler yaptı diyorlardı. Yani olmayan hukuka karşı bile bir mesafe vardı. Kendi hukukuna bir saygı duyma hali vardı. Ama şimdi aleni bir şekilde sosyal medya hesapları üzerinden savaş şırtkanlığı yapılıyor. Ölü bedenler, sarı torbalar üzerinden propaganda yapılıyor. Burada siyasetçiler sarı torbalarla tehdit ediliyor. Evet, ölüm üzerinden korku ve propaganda yapma siyasetine biz yabancı değiliz. Orta Doğu, Mezopotamya coğrafyası yabancı değil. Çok kısa bir süre önce IŞİD barbarları kestikleri insan kafalarıyla bunun propagandasını yapıyorlardı. Ama hem insanın vicdanında hem hukuk karşısında tarihin çöp sepetine gittiler. Şimdi onların ismini anan yok. Şunu da bir kez daha buradan hatırlatmak isterim. İktidarını sürdürmek için, iktidarını korumak için bu yöntemlere başvuranları, bu insan bedeni üzerinden, savaş çırpkanlığı üzerinden propaganda yapanları Allah kimseyi bu duruma düşürmesin, vicdandan, ahlaktan uzaklaştırmasın. Ama evet, çok karanlık, çok AKP'nin karanlığının yarattığı tabloyu söylemek elbette insanı gerçekten moralsizleştiriyor, umutsuzlaştırıyor. Ama bir kez daha burada halklarımıza sesleniyorum. Asla yılgınlığa düşmesinler. Asla moralsiz olmasınlar. Çünkü HDP var. HDP haklar açısından bir umuttur.
HDP birlikte yeni yaşamı kuracaktır. Halklarımıza da armağan edecektir. Biz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet'i demokrasiyle buluşturacağız. Adil, eşit bir yaşamı kuracağız. Yoksulların olmadığı, emeğin hakkını aldığı, kadınların öldürülmediği, eşit ve özgür olduğu, 6 yaşındaki kız çocukların evlendirilmediği, suçluların suçlulara hesap sorulduğu ve yine gençlerin ülkeyi terk etmediği, esnafın çiftçinin ürettiği, yolsuzluğun, rantın ve rüşvetin olmadığı, kimsenin dininden ve inancından dolayı ötekileştirilmediği, çocukların okula aç gitmedi, doğanın talan edilmedi ve sermayedarlara peşkeş çekilmedi, fikrinden ve düşüncesinden dolayı kimsenin rehin alınmadı, barış siyasetinin hakim olduğu yeni bir Türkiye'yi HDP, HDP fikriyatları ve demokrasi güçleriyle birlikte kuracaktır, yapacaktır. Tekrardan saygıyla selamlıyorum. Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına yapılacak konuşmalara başlıyoruz.